istiyordum futbolun yanında. Bu kadar olur muydu bilmiyorum hani. Gene çalıştım, devam ettim yanında. Sonunda böyle oldu çok şükür. Ben de mutluyum hani. En azından belli yerlerde de örnek olması, böyle şeylerin çoğalması açısından güzel olur inşallah, hayırlısı olur. Hem kaleci olarak görev yaptın Trabzonspor'da hem de destek. Bir arada nasıl yürüdü, neler yaptın ekstra olarak? Ya önceliğim futboldu hep. Hani antrenmanları, şeyleri hiç aksatmadım. Onun yanında bulduğum zamanlar benim de onları dersten yana kullandım. Her yerde, yolculuklarda, akşam hani futbol dışındaki herhangi bir zamanda nerede çalışabilirsem orada çalışmaya çalıştım. Yapabileceğim kadarını yapayım dedim. Öyle bir baskı olarak görmedim dersi. Sonunda da böyle oldu. Kaan, senin aslında sayısal öğrencisi olduğunu biliyoruz. Ancak eşit ağırlıktan geleceği yaptın. Sayısalı tercih etmemende ki en önemli etken yine futboldan kopmama adına okuyabileceğim bir bölümdü sanırım. Bununla ilgili neler söyleyeceksin? Bir de başarın ilkokula dayanıyor. İlkokuldan beri geçmişine de baktık. Gerçekten çok güzel, parlak bir okul hayatın var. Onunla ilgili neler söylersin? Yani sayısala lise başlarken aslında böyle çok ileriyi düşünerek değil, fen lisesi daha hani girebileceğim en uygun yer oraydı. Öyle başladım. Sonradan okula da çok zaman olmadığı için okulla bağlı gitmek zorunda kalmadım. Eşit ağırlık daha rahat geldi. Çalışması da devamda daha rahattı. Oradan geçtim öyle. Sonuçta öğrendiğim şeyleri, çalıştığım dersleri kendim çalıştım. Okula, liseye girerken böyle olacağını beklemiyordum sonunda da. Sonunda böyle oldu. Ve devam ettik. Şu an Başakşehir maçında ilk kez ilk 11'de forma giydin. Maç sonu da ders çalıştığını söyleniyor. Böyle bu söylentilerle ilgili neler söylüyorsunuz? Olabilir. Hiç hatırlamıyorum o zaman ama maçlardan sonra yolculuklarda bayağı çalıştığım oldu. Genelde boş zaman oluyor. Yani maçların yorgunluğundan, stresinden sonra rahatlatıyor da aslında, biraz uzaklaştırıyor. Boş zamanım aynı zamanda olabilir valla. Bir de senin çok planlı ve düzenli çalışan bir öğrenci olduğunu da öğrendik. Yani özellikle hani kendine sosyal anlamda çok vakit ayırmayan ama çok düzenli bir hayatı olan bir öğrenciydin sen. Baktığınız zaman takımda Hamşik gerçekten tecrübesi anlamında da sizlere çok güzel bir örnek. Biraz onun gibi sanki hissettirdiniz. Biyografini okuyunca. O anlamda kendini örnek alıyor musun? Baktığın zaman ne görüyorsun? Neler söyleyeceksin? Yani onu demek için biraz erken. Buradan çok öyle profesyonel, disiplinli oyuncular geçti. Hepsinden gördüm bir anlamda. Aslında küçükten beri önce derslerim, işte idmanları, önceliğim olan şeyleri hallettikten sonra sosyal kısma zaman ayırmaya çalışıyordum. Biraz rahat etmiyordum. O yüzden olabilir. Ha, derslere öncelik verdim, idmanlara öncelik, çalışmaya öncelik verdim. Sonra kalan zamanı sosyal kısımlara ayırdım. Tabii ayırdım oraya da. Yapım geri bilmiyorum. Öyle daha rahat ediyorum. Takımda örnek aldım. Takımda Hamşik cidden o yönde çok iyi bir örnek hani. Çok fazlası o örnek alacağımızdan. Diğer yönden Berat abi çok çalışkan, Uğurcan abi çok çalışkan. Hani çok sayarım, burada cidden öyle çok iyi örnekler var karakteristik anlamda. Hepsini gördükçe de bir motivasyon oluyor. Ben de böyle yapayım diyorsun. Gördükçe devam et. Tamam, bundan sonrası için düşüncen ne? Burslu bölümler dahi seçebilme hakkın var artık. Burası asıl kritik nokta. Nasıl bir eğilimdesin şu an için? Ne düşünüyorsun? Şu an için, bilmiyorum, kamptan döndükten sonra bakacağız tercih döneminde. Yardım eden hocalar da var bu alanda, eğitimciler de, okuldan öğretmenlerim de yardım ediyor. Okul bir yanda duracak, mümkün olduğunca zaman ayırabildikçe devam edeceğim. Sonra ilerisi için, sonra düşünüyorum şu anlık, yani üniversitenin bir kenarda kazanılıp durması benim için daha iyi. Kazanılacak ama ne kazanılacak ve yani ne tür meslek bir tarafta duracak? Ya direkt net, hani kesin karar verdim diyemem. Öncelik hukuk düşünüyorum, psikoloji bilmiyorum hangisi. İlgi alanlarıma göre diyorum bunları tabii. Okuması da bir yandan daha rahat olur benim için. Onları konuşacağım. Detaylarını ben de üniversiteye gitmedim. İlk defa bakacağız nasıl olursa artık. Dönünce planlarız. Bu istemenin ayrı bir nedeni var mı? İstemem. Annem avukat. Küçükten beri bayağı git gel adliyelere şeyleri. Etrafı da annemin arkadaşları, o sefer çevremde öyle büyüdüm diyeyim. Etkisi oldu. Daha rahat hissediyorum. O da daha ilgimi çekiyor. Devamında da daha bilmiyorum. Daha rahat olur benim için bir kısaca. Haberi Slovenya kampında sanırım öğrendim. İlk olarak kiminle paylaştın? Annemle sanırım sadece kendin bunu biliyordun. Ve bu anlamda kulübün paylaşımı seni sanırım çok mutlu etti. Çünkü gerçekten çok güzel, olumlu tepkiler geldi.
Başta sınavı benden önce annem açıklandığını, o beni aradı kaç defa. Oradan sonra gördüm ben de, annemle paylaştım. Oradan sonra kulübün paylaşımı, ilgi göstermesi, bu kadar yayması cidden çok hoşuma gitti. Benim yapabileceğimden çok daha uzaklara gitti hani bu olay. Beni de mutlu etti. İnsanlar da çok güzel tepkiler verdi. Böyle bir şeyin çoğalmasını istemeleri, buna örnek göstermeleri çok hoş. İnşallah da daha ilerini görürüz. Erce kardeşler Arda Akbulut ayrıldı. Şu an 4 kaleci buradasınız. 2 genç. Hatta Muhammed Tatip Bey de genç sayılır. Bu rekabette, bu rekabet için neler söyleyeceksin? Abdullah Hoca rekabeti daha da güçlendirmemiz lazım. Belki bir transfer daha yapabiliriz de buraya. Sen kalecilik geleceğinle ilgili önce Trabzonspor'da daha sonrasında bu rekabetle ilgili neler söylemek istersin? Ya, öncelikle Erce abi, Arda abi için hayırlı olsun diyeyim. Gerçekten çok iyi, hem saha içinde hem saha dışında çok iyi abilerdi. Şimdiki için ya hem Uğurcan abi, Taha abi hem öğrenmek için çok iyi birer kaleciler, hem de onlarla rekabet ederken, nasıl diyeyim, rekabet ettiğin sırada çok şey öğreniyorsun ve onları geçmeye çalışmak, aslında Uğurcan abinin ne seviyede olduğunu biliyoruz, Taha abinin potansiyelini biliyoruz. Onlarla rekabet ettiğinde farkında olmadan çok daha iyi yerlere geliyorsun. Şu anlık daha yaşım genç belki, hani futbola göre diyemeyiz, Avrupa'ya şeye göre, ama yaşım buradakilere göre genç. Öğrenip devam edeceğim. Zamanla değişik göreceğim. Tabii önce oynamak istiyorum. Burada olur. Belki tecrübe kazanıp tekrar burada oynamak. En nihayetinde alabileceğimiz en iyi hedef Trabzonspor. Sonrası için sonra konuşuyoruz şu an. Uzun için bir şeyler demeyeyim. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun.